Akşam için bunlar burada kalsın. Vallahi ben yatacağım. Kalkar mıyım, kalkmaz mıyım bilmiyorum. Acıkan olursa gelip yer. Şu dolaba yarın götüreceklerimizi belli bir yere koy. Sabah erken çıkacağız, hemen alıp çıkarız. Tamam Deniz Hanım, ben alışverişe giderim zaten hemen. Tamam. Hadi ben gittim. Vallahi gözümü açamıyorum, çok yorgunum. Bir duş sonra yallah yatak. Hiç konuşamadık seninle. Ne oldu, bulabildiniz mi kızı? Yok, bulamadık. Bakıyorlar işte. Otelde bulamadınız yani? Bulamadık, buluruz ama. Gittim ben. Can nereden biliyormuş ki o otelde kaldığını? Yani evi yok muymuş kızın? Çok soru soruyorsun. Ben uykum var diyorum, sen çok soru soruyorsun. Gelince kendisine sorarsın. Alo. Kızı bulamamışlar dün gece. Ebu'nun hayat kadını olduğunu da bilmiyorlar tabii. Can da söyleyecek değil ya. Sen araştırmaya devam et Ayhan. Bu kızın ortaya çıkması çok güzel sonuçlar doğuracak, ben bundan eminim. Neyin peşinde lan bu kız? Sen de yorgunsun tabii. Bak ben duş alıp hemen yatacağım. Ayhan kim? Kim? Ya bu Irmak telefonda abuk subuk bilgiler veriyordu herife. Yok Şadiye'yi bulamadılar, seni araştır falan. Benim başımdaki işler kimsenin umurunda değil tabii. Anca surat asmayı biliyorsunuz. Bak, iş listesine bak. İvan bulunacak. Şadiye adam edilecek. Narin'i takip eden adam bulunacak. Abimin önüne konacak. Tatyana'nın gönlüne alınacak. Onun ne kadar yegane, ne kadar vazgeçilmez, ne kadar tatlı bir kadın olduğu anlatılacak. Bu kalbin son nefesine dek onu düşünerek atacağı anlatılacak. Ali. Gürbüzü getir bana. Yalnız altyapı ver. Elimizde bir tane fahişe vardı. Özgüven yok de, saygı yok de, umut yok de. Onu tedavi edecek. Özgüvenini yükseltecek, kendine saygı getirecek. Yani sonuçta elimizdeki bir kadın. Dersini çalışsın gelsin. Hadi. Tamam. Yürü lan. Çok mu seviyorsun sen bu buzağa bakışlıyı? Arkadaş eve bak be. Kırık Kalpler Şatosu'na döndü değil mi? Şadiye, ne olur boşuna ümitlenme. Beni hayatta salmazlar artık buradan. Benim hayatım bitti artık Şadiye. Zafer, bak niye öyle diyorsun? Bak, hep avukat var ya bana dedi ki... Avukatlar ne derse desin Şadiye. Ben bir adam öldürdüm, daha ötesi var mı? Aferin mi diyecekler? İyisi mi sen beni unut? Boşuna bekleme. Bir daha da ziyaretime gelmeni istemiyorum. Ya Zafer... Sen şimdi niye böyle diyorsun? Bak en kötüsü olsa bile, yani diyelim en kötüsü oldu. Evleniriz. Hem olacak birkaç yıl. Ben her hafta gelirim hem buraya seni ziyarete. Şadiye bak ben çok düşündüm. Sen daha çok gençsin. Beni beklerken gençliğini heba etme. Benden sana hayır yok artık, bunu anlaman lazım. Gelirsen bile görüşe falan çıkmayacağım. Onun için gelmeni istemiyorum.
Unutalım birbirimizi, tamam mı? Böylesi daha iyi. Ben anlıyorum tabii şimdi seni. Sen söylenenlere inandın tabii. Senin şimdi deden kilde beynini yedi. Kısalttılar kızı dede. Olmuş kız dede. İnandın sen, değil mi? Olsun. Olsun Zafer, sağlık olsun. İnşallah sen çabucak çıkarsın buradan. Ben bir daha rahatsız etmem zaten seni. Vallahi bak. Germem yani ben bir daha. Vallahi merak etme yani sen. Zafer Çamyalı'nın İhsan Çonga'yı bıçaklamak suretiyle öldürdüğü sabit görülmüş olup suçun işlendiği tarihte 18 yaşını doldurmaması ve haksız tahrik unsuru da göz önüne alınarak 7 yıl 11 ay hapise cezalandırılmasına, 18 yaşına kadar çocuk ve gençlik ceza tutuk evinde bulundurulmasına karar vermiştir. Şadiye! Gel bakayım sen azıcık şöyle. Gel konuşalım biraz seninle. Şadiye, bak için yanıyor biliyorum. Ama üzülme o kadar. Şunun şurasında 5 yıl yatar çıkar Zafer. Hem bunun affı var, iyi hali var falan değil mi? He? Faydalanır bakarsın. 2 yıla gelir döner. Çıksa ne olacak be? Bana ne? Niye öyle diyorsun Şadiye'm ya? Sildin mi çocuğu hemen hüküm giydi diye? Ha. Beklemeyeceksin mi çıkana kadar? Vazgeçtim. Beklemeyeceğim. Bunca yıl onu mu bekleyeceğim ben be? Şadiye, bak bana dost doğru anlat her şeyi. Ziyarete gittiğinde bir şey mi dedir bu çocuk sana? Terk falan mı etti seni? Anlat bakayım bana, konuş. Şimdi bu, benim namusumu temizlesin diye cinayet işledi ya. Artık namussuz görüyor beni. Yakıştırmıyor kendine. Ne? Hay ben. Kimin kabahati be? Ha? Kimin kabahati kimin? Sen var ya, sen benim hayatımı mahvettin. Sen böyle bütün herkesin içinde kendi öz kardeşini be, sen kendi öz kardeşini madara ettin. Namusumu 5 paralık ettin sen benim. Bak görüyorsun işte, Zafer bile istemiyor senin yüzünden beni. Bu dünya hala yontma taş devrinde, yemin ediyorum ben. Vallahi bak, sana ant içiyorum yeminle. Vallahi de billahi de ben avukat olacağım. Sen de bana yardım edeceksin ha, eğer oradan beni duyuyorsan. Böyle merhametsizlik, böyle adaletsizlik olmaz ya. Ben burada kardeşime namussuzluk eden heriflerden hesap soruyorum. Biri kart terzi, biri abim. Yine ben suçlu çıktım ya. Yine ben suçlu çıktım. Allah, bu dünya kimin ya? Kimin bu dünya? Yine ben yedim daya. Yine ben yedim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.